Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Action'lara başlayacağız. Action adından anlayabileceğiniz üzere aksiyon oyunlarımıza, sprite'larımıza aksiyon katmak için kullanacağımız yapılar. Pek çok action çeşidi var. Örneğin sprite'larımızı bir yerden başka bir yere taşıyabileceğiz, döndürebileceğiz, hareket boyutunu değiştirebileceğiz, soldurabileceğiz. Pek çok animasyon içeren aksiyonu Action'lar sayesinde kullanabileceğiz arkadaşlar. Bu videomuzda da Move to ve Move by adındaki action'lardan bahsedeceğiz. Move to, Move by farklı şekillerde sprite'larımızı hareket ettirmemizi sağlayacak. Projemizde sadece arkadaşlar şöyle bir kodumuz kaldı. Ball PNG dosyamızı bir sprite olarak sahnemize ekledik. Bu topu şimdi sahnemizde hareket ettireceğiz. Bunu action'larla nasıl yapacağımızı göreceğiz. İlk bahsedeceğimiz action arkadaşlar Move By. Move By, az sonra da Move To'dan bahsedeceğiz. Move By arkadaşlar, şuradaki by ifadesi önemli. Göreceli bir hareket ettirmeyi ifade ediyor. Nesnelerimizin, sprite'larımızın bulunduğu konuma göre başka bir noktaya biz transfer edebileceğiz. Ne diyelim? Move by dedik. Move by create diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki tane parametre girmemiz gerekiyor. Birincisi bu aksiyonun ne kadar süreceği. Ben 3 saniye sürmesini istiyorum. Bunun için 3.0 f diyorum. Bir float değişken olduğu için. Bir de arkadaşlar nesnemizi, sprite nesnemizi konumlandırmak istediğimiz nihai nokta ve 2 diyoruz. Burada nesnemizin yeni koordinatlarını gireceğiz x ve y olarak. Ben istiyorum ki topun sağ tarafı bir miktar gitsin istiyorum. Sadece sağ tarafa gitmesini istiyorum. Dolayısıyla burada bir x değerini vermem gerekiyor. Y değerini 0 vermem gerekiyor. Örneğin sağa doğru 100 birim hareket etsin. Ama y değerini hiç hareket etmesin istiyorum. Evet, aksiyonumuzu oluşturduk ama bunu oluşturmak yetmiyor. Sprite üzerinden bunu yürütmek gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de ball sprite nesnemiz üzerinden run action diyoruz ve yukarıda oluşturduğumuz action'ımızı parametre olarak geçiyoruz. Çalıştıralım. Evet arkadaşlar, topumuz, sprite'ımız bulunduğu noktadan itibaren 100 birim sağa gitti. Çünkü ben x değerine 100 verdim. Bulunduğu konumdan itibaren 100 birim sağa gitti. Bulunduğu konumdan itibaren 100 birim sola gitmesini istedik de ne yapacaktık? Buraya eksi 100 değerini verecektik. Bunu çalıştıralım. Oyunumuz başladı ve evet, orta noktadan 100 birim sol tarafa hareket etmiş oldu. 100 birim sola hareket etti. 100 birim de yukarı hareket etmesini istiyorum. Buraya başka bir değer de verebiliriz elbette. 100 birim sola, aynı anda 100 birim de yukarıya doğru hareket etsin istiyorum. Yukarı doğru hareket etmesi için artı pozitif bir değer vermemiz gerekiyor. Aşağı yönlü hareket etmesi için de aynı şekilde negatif değer vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi bulunduğu konumdan itibaren 100 birim sol ve 100 birim yukarıya olacak şekilde yeni yerine 3 saniye içerisinde konumlandı arkadaşlar. Evet, burada başta da belirttiğim gibi şu by ifadesi sayesinde bulunduğu konumun referansına göre hareket ediyor sprite'ımız. Şimdi daha farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Şunu pasifize ediyorum. Move to aksiyonumuza giriyoruz. Move to. Buna da yine move diyelim ismini. Move to create yine 3.0 ve 3 saniye içerisinde bakın arkadaşlar yine eksi 100 ve 100 değerlerini veriyorum. Move by'dan farkını görebilmek adına eksi 100 ve 100 değerini verdim. Ball sprite run action pardon Move diyoruz. Burada ne olacak arkadaşlar? Burada
Buradaki verdiğimiz 100 ve eksi 100 ve 100 değeri arkadaşlar kesin bir koordinat. Yani sahnenin eksi 100 ve 100 koordinatlarına yerleşecek. Eksi 100 ve 100 de neresi oluyor arkadaşlar? Sahnemizin dışında bir yer olduğu için topumuz ekrandan çıkacak uygulamamızı çalıştırdığımızda. Çalıştıralım hemen. Evet, gördüğünüz gibi topumuz ekrandan çıktı. Çünkü x'in eksi 100 olduğu değer bizim sahnemizin dışında, x minimum 0 olabilir, sahnemizden çıktı. Bunun yerine bakın şunu 100-100 yapalım. Nesnemiz nerede olursa olsun, sahnenin neresinde olursa olsun 100,100 koordinatlarına yerleşecek arkadaşlar, konumlandırılacak. Çalıştıralım. Evet. Sahnenin ortasından nereye geliyor? 100,100 koordinatlarına ulaştı. Topumuz sahnenin ortasındaydı ama topumuz sahnenin ortasında olmasa da herhangi bir yerde olsa bile arkadaşlar geleceğin nihai nokta yine burası olacaktı. Onu da deneyelim. Topumuzun başlangıç konumunu değiştirelim. Örneğin şuraya ne diyelim? 120 artı diyelim. Şuraya da ne diyelim? 80 artı diyelim. Yani sprite'ımızın başlangıç koordinatlarını şöyle rastgele değerler vererek değiştirdim. Başlangıçtan sahnenin neresinde olursa olsun action tamamlandığında, mode action tamamlandığında 100,100 noktasına gelmiş olacak. Çalıştıralım şimdi. Evet, bakın şu noktadan geldi. Yine 100,100 noktasına sprite'ımız ulaştı. Evet, gayet basit arkadaşlar. Diğer action'larımızda da şu by ve to ifadesini göreceğiz. By ifadesi arkadaşlar göreceli bir aksiyon oluşturmamızı sağlıyor. Sprite'ımızın bulunduğu konuma ya da duruma göre bir aksiyon uygulanıyor. Ama to dediğimizde ise kesin bir noktaya ya da kesin bir duruma aksiyonla geçmiş oluyor arkadaşlar. Gayet basit, gayet anlaşılır bir konu. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar.